Fruit and fresh vegetables for sale. Favorite, yes. Would your good friend be named John by any chance? I've spied the two of you talking quite quickly. Best you forget whatever you think you saw, Elf. Such idle talk can prove to them. one's health. The finest. It's not easy being a woman in Skyrim, I know. But stay strong. And men will come to respect you. And maybe even fear- Hmm? Did you need something? Chops and steaks fit for a jarl. The finest cuts, fresh from the wilds. Yes? Selam herkese. Şimdi NPC'leri değiştireceğiz. Biliyorum bekliyordunuz. NPC'leri taş yapacağız, çıtır yapacağız, gerçekçi yapacağız. Ama her şeyden önce bu modu herhalde yaptım. Bir moddan bahsediyordum size. Şu an Nexus'ta yok. Kaldırıldı. Herhangi bir sayfada da yok. Ben e, organizer'ın içinden çektim, zipledim. Çalışıyor olması lazım linki videonun altında görürsünüz neyden bahsediyorum derseniz havalandırma menfezlerinin Texture modu bak öyle bir mod normalde yok Ve güzel bir mod size soru soruyor hani e, Renk de seçebiliyorsunuz ben severim öyle modları biliyorsunuz Her şeyden önce Tak 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 yüklemeyin göstereceklerim var anlatacaklarım var Size seçim bırakacağım birkaç bir şey var Şimdi her şeyden önce ben yapıyorum. Senin yapmak zorunda olmadığın bir şey. Hmm, karakterleri hani yapıyorum ediyorum. Onun için yüzlerini göreyim diye. İşte ee, bunların miğferlerini kasklarını ve şapkalarını görünmez yapmak için bu modu kullanıyorum. İstersen indirme. Şimdi yine istersen indirme kısmı. Ben şimdi NPC'lere girmeden önce bunları bir yapayım istedim. Bu oyna ee, şöyle açayım da adı üstünde 600 tane NPC ekliyor ama bunu indirmiyorum. Şunu e yüklüyorum. 500 tane NPC yükleyen versiyon. Ee, neymiş? 2.0.0 Bunu yüklüyorum ama niye yüklüyorum? Şundan dolayı bunu yükledikten sonra e bu modla beraber önceki oyunumda da vardı. Bu yüklenen işte eee NPC paketindeki karakterlerin cinsiyetini kadın olarak daha fazla arttırıyor. Bunlar da dediğim gibi yüklemek zorunda değilsin. Obis obisin ne olduğunu herkes biliyor. Yüklemek zorunda değilsin. Yükledim. Onun Türkçesi zaten var. Buradan da ulaşırsınız. Unutmayın diye söyledim. Bunun linkini koymama gerek yok. Oradan bulursunuz. Şimdi geldik buraya. <laughs> Mod Apokalipsin NPC'lerinden ek yapacağım bunları Az önceki modları bu modla beraber değiştireceğim bu ana bir modül Bu NPC eklemiyor NPC'leri değiştirmiyor bu Ana bir modül Şu üstteki Modum bunu yüklüyorum Sonra Şimdi eğer obis yüklediysen bak sırada bunu yükleyeceksin Sıralama önemli bu arada e, mod apokalipsin obis için erkek ve kadın NPC'leri tiplerini değiştiriyor. E, bunun da dediğim gibi Türkçesi var diyeceğim de bu zaten obisin Türkçesi. Geç. Şimdi bu yollardaki popülasyonu arttırıyor. Nasıl arttırıyor? İşte gezgin koyuyor, seyyah koyuyor, paralı asker koyuyor falan. Indirmek zorunda değilsin ama oldu ki indirdin. Onun bir de Mod Apokalips'in yollardaki bu gezen elemanlar için NPC'leri var. Şimdi biz ne yaptık? Çocukları Ares Çıldırını indirdik. Arkasından ne yaptık? BNP'nin çocuk cilt modunu indirdik. Ve üçüncü olarak en son çocuklara yapacağımız mod bu. Onların ikisi var. En sonda yani artık bunu yüklüyoruz ve oyundaki çocuk karakterler gerçekçi oluyor. Daha sevimli oluyor, daha cadaloz oluyor, daha bilmem ne oluyor. Tipler bu. Birebir oyunda görüyorsunuz. Yapmanız gereken isteklerini falan boş verin. Bizde zaten dediğim gibi oyunun altyapısı, cildi, şusu busu her şey var. Buradan tek bir dosya geldiniz, indirdiniz, geçtiniz. Arada kaynasın gitsin. Bu kajitlere, kajitlere daha doğrusu. Ee... Hani bu karavan geziyorlar ya ya böyle elleri normal boş gezmesinler de daha gerçekçi olsun diye yanlarına işte iki tane böyle eşek indiriyorsunuz. Ee, i̇ndirirseniz şöyle de bir şey söyleyebilirim size. Mesela şurada 4K tekstür texture var. Şurada iki tane özel akçayın önüne eklediği var. Bunları da indirebilirsiniz. Yani bu modu indirdikten sonra şunları da indirebilirsiniz söyleyeyim. Yüklemesen de olurdu. Bunu da aynen yüklemesen olur. Askerlerin içine bu modla beraber ee, kadın askerler de alıyoruz. Gerçi birazdan ekleyeceğimiz birkaç bir şeyle beraber biz bu sayıyı arttıracağız ama hani oyunda dediğim gibi askerlerin içinde, gardların içinde eğer kadın karakter sayısı hoşunuza gitmezse bu bir kısmını yapıyor. Bunun tamamını çeviren de var tamamını çevirmek istemiyoruz. Çünkü hani her yer kadın 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 nereye kadar? O anlamda değil yani. Anlayın. Pan'ın NPC'leri diyorum ben buna. Pandorable. Şimdi Pan'ın Pan, pan NPC'lerinde aslında bir tane de ana paket var. Şimdi ben bunu kafanız karışmasın nasıl anlatayım. Şimdi birazdan bir tane NPC'leri değiştiren bu modum var. Çok ama çok güzel yapıyor. Ee, bu mod diğer modları kabul etmiyor. Onun için hani Pan'ın normal NPC'leri bütün oyundaki kadın NPC'leri değiştiren modunu yüklemiyoruz. Yüklersek eğer işte karakterlerin bir kısmında e, saç olmuyor. Kel oluyorlar. E, o da olmuyor tabi güzel bir şey değil. Onun için Pan'ın modlarından erkekler ve erkekler 2'yi indireceğim. Şimdi erkekleri indireceğim. Türkçesi var unutmayın. Erkekler ikisi var, Türkçesi var, unutmayın. Şimdi oyunda e, orada 60, burada 60, 120 tane erkek karakterin tipini değiştirdik. Ama bu adamdan bir de bu Savungard'daki kahramanların tipini değiştirelim. Sadece Savungard'ı değiştiriyor. Değiştirdikten sonra yapacağımız şey bu sadece White Run'daki Bak 42 tane erkek karakterin ipini değiştiriyor, muhteşem yapıyor, gerçekçi yapıyor, filmlerden çıkmış elemanlar gibi oluyor. Onun için White Run'daki erkekleri bunu yükleyerek şu panın erkeklerinde üstüne yazıyoruz. Yapacak bir şey yok, <laughs> canavar gibi karakterlerimiz oluyor erkeklerde. Şimdi daha devam ediyoruz. Şimdi bunu istiyorsam bir bak çünkü dediğim gibi pan'ın NPC'lerini yüklemedim. Çünkü bu modla uyumsuz. Pan'ın NPC'lerindense bunu seçtim. Aşırı gerçekçi yapıyor karakterleri. Hani güzel demiyorum bak gerçekçi insan gibi yapıyor. O yüzden güzel ama dediğim gibi hani ben karakter seviyorum. Onlar daha böyle fark etmez. Japon hatunlarına benzesin anime karakterlerine benzesin ben severim. Onun için ben bunların yine çoğunu değiştireceğim. Değiştireceğim dediğim burada geliyorum. Dediğim gibi bu çok karakteristik çok güzel değil ama çok karakteristik çok gerçekçi tipler yapıyor. Şimdi buraya geldiğimde burada iki tane mod var. Bak burada diyor ki Dragonborn DLC'sindeki e, elemanları değiştiririm. Downguard DLC'sindeki elemanları değiştiririm. İkisini de yükledim. Yine aynı şu adamın modlarından. Çok güzel tipler var. Onun için DLC'leri oradan yükledim. <laughs> Sırayla gidiyorum. Ne yaptım? Karakterleri gerçekçi yaptım. Erkekleri oyunda canavar gibi değiştirdim ama dediğim gibi hani çok böyle gerçekçi olup olmamasından ziyade yani şöyle örnek olsun diye buradaki tipler benim oyunumda olsun güzel güzel çıtı pıtı geçsinler böyle yürüdükleri zaman aklım alsınlar diyorsanız yükledim şimdi bu mod ney bu mod az önce hani bir ana modül modu var demiştim ya bu da öyle bir şey birazdan npc paketleri parça 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 yükleyeceğiz ve bu modül lazım. Şimdi bu sayfayı zaten mecbur koyacağım. Çünkü bulması kolay. Şöyle. Şimdi bu modu geldiniz. Buradan vücut tipiniz neyse yüklediniz. Biz CBBE ya da 3BA kullanıyoruz ama. <laughs> şurada 3BA var. Bu neymiş? Optimal. Ha yok. Ee, bu değil. Bu vücut tipi bizi bağlamıyor yukarıdaki bir dosyayı indirdikten sonra şurada ihtiyaçlar kısmını açıyoruz. Bu ana modülü destekleyen MPC paketleri burada. Şimdi kafanız karışmasın. Bak bunun adı Coltsan'ın dünya paketi. Bu Coltsan'ın bir de Pantheon paketi var. Şöyle dosyalara geldim. Pantheon'un neredesin? Bak Pantheon paketi de burada. İstersen ana modül olarak aseti yükleme, Panteon'u yükle. Panteon en son desteklediği karakterler ya da şöyle yap, benim gibi yap. Aseti de yükle. Aset dediğime bakmayın. Yani World'ü de yükle, dünyayı da yükle, istersen Pantheon'u da yükle. İkisini de yükle, dursun. Birbirinin üstüne yazan şeyler değil. Ama NPC paketleri bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 falan diye gidiyor. Yani burada artık bir karar vermeniz gerekiyor. Çünkü bunda da öyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 falan diye gidiyor. Şu sayılar NPC'leri paket paket paket. 10 tane mi 12'şer tane mi ne? Tek tek değiştiren mod. Göstereceğim şimdi. Bunlar da takipçiler. Yani eğer Pantheon'u indirirsen şuradakileri indirirsin, kullanırsın. Eğer Asset'i yüklersen Dediğim gibi sadece buradakileri yüklersin. Eğer benim gibi hem bu World'ü hem Pantheon'u yüklersen şurada NPC'lerden karar vermen gerekiyor. Hani bunun NPC'lerini mi onun NPC'lerini mi yükleyeyim diye. Arasında çok ufak bir fark var. Ee, Word ilk yaptığı e, çevirme NPC'ler burada aslında bu daha eski olmasına rağmen kendisi iddia ediyor Pantheon daha iyi diye ama bana kalırsa hani gördüğümü söylüyorum. Bir önceki oyunumda ikisini de denemiştim. Ee, ben ben Coltsan'ın World paketini, dünya paketini kullanıyorum. Şimdi bunun ana modu indirdik. Sonra yaptığım şey şu. Bak Coltsan NPC düzelten paket 1 demiş. Bu Rusça çevirisi beni bağlamıyor. 2 demiş, 3 demiş. Böyle 9'a kadar gidiyor. Bunları bir kere kesin yüklüyorum. Yüklerken ama yine bir şey yapacağım. Burada da oyunda takipçi olarak bak ben takipçi kullanmıyorum sen kullanıyor olabilirsin. Güzel el ayağı düzgün takipçiler var. İstersen bas indir. istersen indirme git ne bileyim daha diyaloğu olan hani tip değil de özel ee, daha böyle hani diyalogları olan Türkçe çevirisi olan takipçiler indir. İşte onları da işte bak tipini değiştirebileceğin herhangi başka bir mod varsa değiştirirsin. Neyse oralara girmeyeyim şimdilik. Şimdi ne yaptım? Bak Pantheon paketi burada. Dediğim gibi istersen bunun NPC'lerini seç. İkisinden birini bir seçin. Ben de hangisi yüklü derseniz World yüklü. Bak paket 1. Paket 1'de adamın mantığı şu. Diyor ki ben bu bir pakette bakayım 2, 4, 5, 10 tane eleman değiştiriyormuş. Ee, burada isimlerden biliyorsunuzdur. Ben isimleri çok hatırlamadığım için Aelian'ın kim olduğunu biliyorum. Kurt, Kalkan kardeşliğinde o kurt kadın onu hatırlıyorum. Mesela bu modları yüklerken tek tek 10 tane karakterin de size ee, nasıl söyleyeyim size fizik hatları nasıl olsun ya da isim olarak önce değiştireyim mi diye sorar. İstediğiniz karakteri şu 10 kişiden isterseniz hepsini tıklayın, isterseniz 3'ünü tıklayın, yükleyin geçin. Ama mesela bu ilk paket adına bir şey söyleyeceğim. Şimdi birazdan bu modların arasında çıkacak. Ben burada Aela'yı yüklemedim. Yani Aela'ya tik koymadım. Şöyle bir bakıyorum. Başka Aela'ya tik koymadım. Çünkü başka bir mod indireceğim Aela adına. Sonra sizin için söylüyorum. İki nolu paketi açtım. Bak mesela ben buradan kimi yapmayacağım. Serena'yı ve Lydia'yı bu adamdan yüklemeyeceğim. Ben bunlara başka bir mod kullanacağım. Serenay'ı da yüklemeyin. Lydia'yı da yüklemeyin. Emin olun birazdan daha iyileri çıkacak. İkinci paketten bahsediyorum. Şimdi üçüncü pakete geldim. Üçüncü pakette var mı bizi bağlayan? Kamilya. Ha. Bu ırmak kordaki bizim bakkalın kız kardeşi, bacısı. Kamilya'yı mesela yüklemeyeceğim ama şöyle yüklemeyeceğim. Bunun yerine birini yüklemeyeceğim. Yani bunu es geçeceğim. Yüklerken işaretlemeyeceğim. Çünkü Dibella'nın karakterlerinde Kamilya o kadar gerçekçi ki anlatamam size. Yani onun için bu Kamilya gözükmesin de Dibella'nınki gözüksün diye bunu yüklemeyeceğim. Eğer bu koltsanları yüklemek zorunda değilsin tamam çok güzeller. İşte pırıl pırıllar şöyle böyle. Ama Dibella'nın olayı güzel olması değil. Ya oyundaki en enteresan, en dikkat çekici, en gerçekçi karakterleri bu adam yapıyor ki ona rağmen şöyle de bir şey var. Diğer NPC çeviricilerde mesela hata yokken bu adamın mesela bu modunda bir sürü hata var. Hatalarla karşılaşabilirsiniz. Belki işte diğer sizdeki modları ben bilmediğim için belki çakışmalardan dolayı oyun çökebilir. Pardon. Şimdi Dibella'yı gösterdik zaten mantığını anlattım. Yükleyip yüklememekten bahsediyorum. Benim yükleyeceğim başka bir karakter var mıydı böyle özel? Herhalde yoktu. Şimdi bunları yüklerken de şöyle geldiniz. Mesela NPC paketi 2 hepsinin mantığı aynıdır. Tek tek 9 tane paketi var. 9 tanesini ne yapar? Onlardan 90 tane NPC değiştiriyor ve sen resimlerine bak şuradan beğenmediğini yükleme. Yüklemezsen ora boş kalmayacak. Zaten Dibella ile sen onu doldurdun. Yani buradan şöyle fotoğraflara bakıp istediğin karakteri tik koyup yükleyebilirsin. Yüklemezsen de önemli değil. Çünkü yüklemezsen bu sefer Dibella'nın o mükemmel NPC'leri gözükecek. Yani sen dediğim gibi seçmek zorunda kalacağın kısım bu. İstediğini yükle, yüklemediğini bırak. Zaten Dibella canavar gibi değiştirdi. Şimdi burada zaten vücut var biliyorsunuz. Bak 3BA, genelde 3BAA hep üstte oluyor. Onu yükleyeceksiniz. Şöyle bir aşağı kaydırırsınız. Bak update dosyası var mesela. Ama update dosyasını yüklemene gerek yok. Çünkü şurada ne diyor? Bu hunt vücut tipi kullananlar yani bizim eskin tabiriyle söyleyeyim UNP vücut kullananlar için bu update. Bizim gibi işte 3BA'yı kullananları bağlamıyor. <laughs> Eğer bu fotoğraflardan Lydia'yı beğendiniz ve Lidya'yı yüklediyseniz bak aşağıda e, alternatif tipte Lydia var. 3BA bunları okumadan yapmayın. İsterseniz bu tipe de sokabilirsiniz gibi. Yani bu 9 tane NPC paketini böyle tek 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 bakarak 3BA bizim fizik tipimiz biliyorsunuz. Yani buraya gelip hem bunu hem bunu yükleme. Bak oyunundaki NPC'leri bozarsın. Oku 3BA'yı yükle. Update'inde seni ilgilendiren bir şey varsa update'inde ona göre yükle. Şimdi şöyle bir geleyim var mı? Harley'a peç beni bağlamıyor. Bunda yokmuş. Bir tane varsa göstereyim diyeceğim de derdim o. Şu NPC paketi 1'e geri döneyim. Bak 3BA en üstteki yüklersiniz. Ne demiş? Bak okuyorum. UNP için bir update dosyası varmış. Bir hatayı gideriyormuş. Beni bağlamıyor. Burada CBBE diyor. Lan diyorum bizim oyunda mı da mı bir dosya var? Bak diyor ki ama. 3BA olan olmayan şey diyor. 3BA değil diyor. Yani biz 3BA kullanıyoruz. Onun için bu beni de bağlamıyor. Şöyle geldim. I love were, şey werewolf. Ne derler ona? Kurt kadınla ilgili bir şey. Beni bağlamıyor. Ayla dediğim gibi yüklemeyeceğim. Ayla için başka bir modum var. Onu yükleyeceğim. Bu NPC paketlerini yüklerken okuyun. Ve atıyorum. Bir şey daha var. Onu da göstermem lazım size. Şu NPC paketi 4'e geleyim. Burada bir update var mı? Bizi bağlayan Arkadya. 3BA ne demiş? Arkadya kim? Hangisiydi? Arkadya şuymuş. Bak mesela gözümden kaçmış yüklerken. 3BA'yı yüklemişim. Şöyle geldim. Arkadya'nın 3BA Body Slide dosyasındaki hatayı gideren bir şey. Bunu da yükleyeyim gitsin. Şimdi benim başka size göstereceğim şey şu. Pantheon'da da aynı şey geçerli. Ama Word yükledik. Word'den devam edeyim. Mesela buradan ne açayım? Bir tane karakter açtım. İleride vardı örneği ama hazır yeri gelmişken göstereyim. Şimdi girdin, merak ettin. Dedin ki lan ben zaten ana o modül dosyasını indirdim. Ben bundan takipçi de indireyim. Bak benim oyunumda şu an mesela bir sürü takipçi yükledim. Bir 20 tane, 30 tane. Kullanacağım mı takipçi olarak? Eşlik ettireceğim mi? Yok, ettirmeyeceğim ama etrafta böyle tatlı tatlı, minnoş minnoş gelsinler. Hani olay o. Anlatabildim mi? Çünkü niye? Yani tipler güzel. Bu dosyaları indirirken de neye dikkat etmen gerekiyor bu takipçileri? Hani Word'de olur ya da e, Pantheon'da olur fark etmez. Buraya geldiğimde ihtiyaçları beni bağlamıyor. Biz zaten ihtiyaç kısmına bakmıyoruz. Bizde ihtiyaçlar var. Neye bakıyorum biliyor musunuz? Mesela demiş ki bak burada bir tane elbise var. Rek taştan karanlık e, şey. Bunların dini hatunlarına ne deniyordu? Kader değildi öbürü diyemedi. <laughs> Her neyse. Yani onun mantığı şu. Buradan bir kere bir takipçiyi indiriyorsun. 3BA. Burayı okuyorsun. Sonra bunu aşağı çekiyorsun. Bak diyor ki. Bu takipçiyi indirdin. Ama bu fotoğraftaki gibi. Oyunun içinde. Hani bu elbiseyle gezsin istiyorsan. Az önceki o gösterdiğim rektaşın dark nanı. Şurada yani elbise olarak Şöyle tekrar geleyim. Önce her şeyden önce şu elbiseyi indiriyorsun. Bu elbiseyi indirdikten sonra ya da armor'u neyse, eee takipçi indiriyorsun. Takipçi indirdikten sonra da işte takipçinin elbisesi peçi diye söyleyeyim ben size. Bunu da indirirsen oyunda takipçi sizin bu indirdiği bu elbiseyle karşılıyor oyunda. Yani bu takipçileri yüklerken de böyle bir artısı var. Hani göz ardı etmeyin. Bakın hoşunuza gider. Onu söyleyeyim. Aa, sırada ne var? Pantheon'da geç. Şimdi Immersive Venge. Venge'leri biliyorsunuz. Dosyalarıma geldim. En üsttekini indirdim. Şu aşağı geldim. Hangi saç paketini kullanıyorsanız onu indirin. Ve geçin demeyeceğim. Türkçesi var biliyorsunuz. Şöyle aşağıda bir tanesi çalışıyordu ama hangisi çalışıyordu? Bu muydu? Aynen bu. Alttaki olanmış. Türkçe olan. Yani o üstteki değil. Buradan şunu değil şunu seçeceğiz. Ee, yeni kayıt. Yani yeni oyun oynayanlar için şu alttaki demiş. Normal o, var olan oyunlarına devam etmek için de şunu yükleyin demiş. Ben yeni oyun onu yükledim. Ee, bu vençler biliyorsunuz sağa sola birkaç e, büyük giriş şehir kapısına böyle koca koca çirkin fotoğraflar koyuyor. O fotoğrafları silebilirsiniz, disable edip ya da böyle ufak küçücük bir mod indirip bu afişleri düzgün bir hale de getirebilirsiniz. Çünkü immersive vençlerin ben görev olayını sevmiyorum. Şimdi bu vençlerden bu sizin zevkinize kalmış yaratıkları yani yaratık ne? Kajit ve Argonyanları kaldıran mod. Bunu yüklerseniz sadece insan vençler olacak. Arkasından nefret ediyorum. Vençlerin çok aşırı çirkin bir makyajı var. Bu modla beraber o çirkin makyajı sileceğiz. Bak bunların sıralaması önemli. Sonra karakterlerinizin boynunda dikiş olur embased'i. Sonra ne yaptım? Ta e, o, bu mod videosunun başında mod ap apokalipsin NPC'lerini yüklemiştik. Hani modülünü yüklemiştik. Bu sefer de bak bu aynı adamın immersive wrench modları var. Yani wrench'leri indirdiniz. Az önce maskeyi şey e, makyajı kaldırdınız. Onu yaptınız falan filan. Buradan da dediğim gibi tiplerini bu adamın yaptığı NPC'lere çevirebilirsiniz ve immersive Venge'ler güzel bir hale gelir. Burada bu mod Apokalips'in modlarında 3 versiyon vardır her zaman. İlki oyunun vanilya saçlarını kullanır. Bu erkeklerde vanilya, kadınlarda KS Hairdos. Bu erkeklerde ve kadınlarda KS'nin saçlarını kullan demek. Onun için her zaman versiyon 3'ü yükleyin. Aklıma gelmişken söyleyeyim. Mod Apokalips'in modlarında versiyon 3'ü yükleyin her zaman. Bu bir fikirdir. Sana kalmış muhtemelen yüklemeyeceksiniz. Ama ben ne yapacağım? Videonun altına linkini koyacağım. Adı üstünde. Venç'lerin düşman varyasyonları. Şimdi buradan geldiğinizde 273 tane fotoğraf eklemiş. Öküz oğlu öküz. Burada sürekli argonyan fotoğrafı olduğuna bakmayın. Adam argonyan ırkını seviyor. Yani bu vençleri sağa sola düşman listelerini yaparken e, argonyan yapmıyor hepsini. Bu ırkı sevdiği için bütün fotoğraflar böyle. Bu ne yapıyor? Dediğim gibi işte sağa sola işte şehrin içine, gardların içine, sağa sola düşmanların içine, büyücülerin içine, haydutların içine vençleri listeli bir şekilde daha fazla atıyor. Ama değer mi? Değmez mi? Bir şey diyemem. Çünkü 5.5 GB. Yükledim. Sırf merak ettiğim için oyunum da var ama nasıl bir şey bilmiyorum. Çünkü düzgünce yeni bir oyun deyip oynamam lazım. <laughs> Ve böyle şöyle de bir sıkıntısı var. Biz zaten en baştaki şu modla beraber ee, nerede o mod? Şu modla beraber zaten 500 tane NPC yükledik. Bu mod sadece bu listeli düşmanları ya da bilmem neleri vençleri sağa sola atmıyor. Bak burada yazıyor. Diyor ki 5796 tane oyuna e, bu karakterlerden yüklerim diyor. <laughs> Ve ne demiş? Ha oyun içinde bak bu modun şöyle bir olayı var. 25 tane de takipçi eklemiş falan filan. Önemli değil bak. E, ne derler ona? Mefturları ekliyor, falmırları ekliyor, cüceleri ekliyor falan filan hayaletleri ekliyor. Vençleri komple. 5.5 GB. Bu modun yüklenmesi de şöyle gelirsin buradan bastın yüklersen. Yani buradan tek tek parça parça uğraşmazsın. <laughs> Ama modu yüklerken dikkat et. Sana diyor ki mesela bu elbise var mı? Bu elbise oyunda var mı? Mod olarak soruyor. Hani varsa onu bu düşmanlara dağıtacak. Herhangi bir elbise kullanmıyoruz. Daha indirmedik. Sen bilirsin istersen indir. Onu işte ama her elbise için olmuyor. Bu modu yüklerken sana soracak. Oradan istiyorsan bak indir. Düşmanlara dağıt falan ama kesinlikle tavsiye etmiyorum. Çünkü büyük sıkıntı olur. Oyun acayip karışır. Bu oyunu bu modu yüklerken size 55 bin tane soru soracak. Hepsine hayır 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 deyip geçtim. Sadece sonlara doğru bir tanecik daha sorusu var. Diyor ki düşmanları işte ya da bu vençleri dağıtacağım diyor. Yani yaratık olsun mu olmasın mı? Ben yaratık istemediğim için yaratık olmasın diye bir yazı var. Ona tik koydum. Başka hiçbir şeye tik koymadım. Mod bu yükleyeceğini zannetmiyorum. 5.5 GB çünkü değmez bana kalırsa ben meraktan sadece. Şimdi biz tek tek yine NPC'ler ya da oyundaki bir şeyleri değiştirmeye devam edelim. Bu nokturların hani var ya bu şeyde çıkıyor. Kuyunun içinden çıkıyor. Onun tipini bu hale getiriyor. Güzel değişik. Yani sonuçta onun bir insan gibi gözükmesine bir taş gibi bir hatun olmasına gerek yok. Lydia. Oyunda Lidyalar var. Oyunda demeyeyim daha doğrusu bu Nexus'un sayfasında. Emin olun bütün Lidyaları yükledim. Hani bu dediğim gibi tamamen kişisel zevktir. Ben buradan NPC paketlerini yüklerken mesela Lydia'yı yüklemedim. Niye? Onun Lydia'sını sevmiyorum. Geldim. Bijin'lere artık dikkat ettiyseniz yüklemiyorum. Çünkü yıllardır Bijin, 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 Bijin sıkıldım. Gına geldi ve şöyle bir şey var. Bijin modları biliyorsunuz kendi texture'ını kullanıyor. Yani güzel. Lafım yok zaten ondan dolayı gerçekçi. Hani biz race kullanıyoruz. Ben aslında normalde Ece severim. Eski oyunumda Ece vardı biliyorsunuz. Bu bizimler de Ece ile yapılmış modlar. Onun için bizim modları çok böyle hani cilt olarak da tip olarak da çok değişik gerçekçi. Ama dediğim gibi sıkıldım gına geldi. İstiyorsan yükleme bunları. Bizimleri yükle geç. Önemli değil. Lidya'yı bu karakter yaptım. Oyunda böyle tatlı tavşan kulakları olan hoş bir hayal ürünü gibi de olsa çünkü çok da gerçekçi durmuyor. Şu Lidya'ya çevirdim. i̇ki dosya demiş. Neymiş iki dosya? Ha, beni bağlamıyor. Bak istersen takipçi olarak indirebiliyorsun. İstersen Lidya'yı çevir diyebiliyorsun. Bazı ı -ı, modlar vardır. Şimdi şurada ben size oyunda mesela bir tane <laughs> sayfa vereceğim. Oradan takipçileri falan ya da modları indirebiliyorsunuz. Bazen modlarda şu vardır. İşte Lydia'yı çevir. Yani bu modun olayı o çünkü. Ya Lydia çevirici ya da takipçi. Ya da işte Mare diye yani Mer diye bir takipçi koy. Sen bilirsin. İstersen ikisini birden yap. Bu Ulfric şu anda hani bir Ulfric daha var aslında. O da çok böyle tip olarak sağlam bir karakter. Ama Ulfri'yi ben bu adam şu görmüş olduğunuz şekle çevirdim bu modla beraber. Hani bir tane daha Ulfric var aslında. Daha böyle birebir Viking gibi duruyor. Lafım yok ama hani bu adamda da hani o Viking asaleti, o savaşçı ruhu bir şeyleri yok. Yavşan teki. Sonuçta rakibin nasıl yendiğimizi hep hepimiz biliyoruz bunun. Onun için bu hafif yavşak, hafif ee, kaypak tipi olan ama bir taraftan da ulfrik yani sonuçta böyle saçı maşı uzun ha, tam işte bak sırttan bıçaklayan tipi var ibn'in neyse bunu yükledim uzatmaya gerek yok ayela o kalkan kardeşlerindeki ayelayın tipini beğenmediğim için ayelayı şu karakterde yükledim ama gözleri hani sonuçta kurt kadın problem etmedim gözleri şu şekil hani sarı yaratık gözü haberin olsun Sonra bizim Murhalov. Ben Rolaf değil miydi bu adamın adı ya? Ralofmuş. Ben oldum olası Ral olarak biliyorum. İpini bu hale getirdim. Şu baya güzel oyunda söyleyeyim. Serena çoğunuzun bayıldığı e, karakterdir. Oyunda NPC'dir. Hatta Serena'nın bir tane modu var. Takipçi modu. Yani bir sürü ona diyalog ekliyor. Takipçi zaten Serena da ona takipçi ekliyor şey e, diyalog ekliyor o modu da indirin indirin güzel olur Türkçe çevirisi de var Serena'nın bir sürü böyle onu replace eden onu düzelten mod var ama bu bayağı iyi yani tip olarak bayağı iyi ve bizim hani şu genel oyun modlarımıza o karakterlerin öbür tiplerine falan güzel yakışır hem taş hem gerçekçi hem güzel Seren adam bunu yüklüyorum. İki tane e, şeyi var. Vampir gözlü hali bir de normal insan gözlü hali. O da işte mavi. Nerede şu? Aslında bunu buna da çevirebilirim de neyse arıza veriyormuş diye biliyorum. Onun için tırstım vampirini yükledim. Bu ne? Ha, şimdi mod apokalipsin modlarını işte biz ne yaptık? Obis'i indirdik. İşte bu adamla beraber Obis'in karakterini değiştirdik. Onu indirdik. Ne yaptık? İşte onun karakterlerinin tipini değiştirdik. Fikir olsun diye söylüyorum. Şimdi mod apokalipsin dosyalarına yani oyunun diyemedim. Adamın modlarına gel. Şöyle bir bak. Şimdi mesela bak şurada doğulant bir şey görmüşsün. İşte burada doğulant görmüşsün. Burada doğulant görmüşsün falan. Bak buralarda var. Şimdi ben bunlardan bunu yükle şunu yükle bunu yükle diyemiyorum niye yükleyemiyorum bunlar ne bunlar işte bizim oyunda hani köydü yerleşkeydi oyuna sürekli bir şeyler eklediğimiz mod video modlar vardı biliyorsunuz bu bir tane mesela ufak bir köy bunu yüklediğim için bu adamın NPC'lerinin tipi o köyde olsun diye bir de bunu yükledim atıyorum yani sen oyuna hangi şehri yükledin Hangi kasabayı yükledim ben bilmiyorum. Yüklediğim bir köy, bir kasaba biri varsa burada oku. Yani bir bak sende oyumda hangi köy var, hangi yerleşke var. Buradan bu da bir de bu modları indirirseniz o indirdiğiniz köydeki NPC'lerin tiplerini de değiştirebilirsiniz. Aa, mesela bu neymiş? Kart Versen değiştirmiştim. Grid City'den biliyorsunuz. İşte onun NPC'lerini değiştiriyor. Yükledim. İşte hangi köyde hatırlamıyorum bile. Hatta şöyle açayım bakayım. Ufacık bir şey bu. Hatırladım. Haritada şuraya böyle iki dükkanlı uzunlamasına böyle bir kale duvarı gibi bir köy var. Ufak. Bu Omod. O modun işte bunu da yüklersem NPC'lere aha bu adamın yaptığı NPC'lere dönüyor. Örnek olsun söyledim. Şimdi kolsanın bu bak zaten açmışım. Hani eğer takipçilerini indireceksen bir kez daha hızlıca göstereyim. İhtiyaçlarını tıklarsın. Bak burada şey var. E, elbise modu var. Bu elbise modunu yükledikten sonra gelirsin. Rahibe lan Allah kahretsin söyleyemedim ya. Bak şimdi aklıma geldi. Karanlık rahibe elbisesi var. Rektaş diye bir adamın. Onu yüklersen ya da yükle. Sonra cıma takipçiyi yükle. En sonda da de ki elbiseyi bu takipçiye giydir. Yani kıyafet peçi. Arkasından da bunu yükle. Bu sefer oyuna girdiğinde bu kadını gördüğünde oyunda aha karşına tam şu şekil çıkacak ya da işte şu şekil çıkacak. Böyle durmayacak belki ama kıyafet olarak öyle duracak. Bunun mantığı bu. Takipçilerinin genelde hepsinde olmasa da bir kısmında böyle elbiseli bir şekilde ayarlıyorsun, oyunda sana elbiseli bir şekilde çıkıyor. Şimdi Aa yeni sayfa açtım. NPC'ler dedim şöyle döşedim. Bak koltsanın paketleri. İşte Venc'ler falan, makyajları kaldır mod apokalipsin köylerdeki NPC'leri değiştirmesi. Bak burada birkaç tane elbise var. Elbise mod videolarına geleceğim. Gelmediğim için göstermiyorum. Video zaten bayağı uzadı. Ee, bu takipçilerden indirdiğiniz varsa elbiselerini de indirirseniz ve arkasından takipçilerini takipçilerinden sonra da bu elbise patchlerini indirirseniz oyunda o elbiseyle beraber göreceksiniz unutmayın. Bak görüyorsun bunların hepsi takipçi. <laughs> takipçi, takipçi, takipçi. Size hem takipçi hem de e, race menü ayarı olan bir adamı göstereceğim. Güzel modları var. Ama bir şey aklıma geldi. Şu Colt mıydı Colt san. Böyle Colt sanı bir açayım. Bir şey göstereceğim çünkü. Eğer unutmadıysam. Antiyonları geç. Bak indirdiklerimde Doğlund yazıyor zaten. Bak bunlar takipçi. Görmüş olduğun gibi. Birini açalım. Bak şu takipçiyi de indirmişim. Nasıl bir tipi varmış? Şöyle hoş bir tipi varmış. Da tip değil. Dikkat etmemiz gereken bir şey var mı diye şöyle bakıyorum. Ya dediğim gibi modu indirirken şurada 3BA'yı bir kere bir göreceksin. Gör aşağı kadar da üşenme bir in. Belki update'i vardır. Belki bir düzeltme peçi vardır. Bir şeyi vardır tamam mı? Hani dikkat et böyle indir direkt geçme. Şuradan 3BA'yı gönder. Gör. Onu bir yükle. Sonra bir aşağı doğru bak. Burada geçtim. Şurada kaldım. Bu adamı da hadi sona atayım. En son ona da bakarız. Şimdi Meridian'ın biliyorsunuz bu bir tane ışık yüzmesi. Orada bir karakter bir NPC bir şey gözükmüyor. Ama o ışık yüzmesini işte şöyle bir NPC'ye çeviren bir mod var. Aslında bir mod daha var bunu çeviren. Bunu seçmemin sebebi şu. Tamamen hatası öbürüne göre daha az olduğu için. Ama ihtiyaçlar var. İhtiyaçlar ne? Şöyle bakıyorum. Bizde şunların hepsi var. Dediğim gibi oyunun altyapısı bizde muhteşem. Ama şu havadaki hali var ya. Kanatları mesela. Eğer şöyle oyununuzda kanatlı bir şekilde çıksın istiyorsanız. Şuradan şu kanatları indireceksin. Ondan sonra üstü eğer giyinik olsun istiyorsan çıplak değil. Yani şuradaki şu beyaz e, elbise olsun istiyorsan da şunu indireceksin. Bak elbisenin biz 3PA kullanıyoruz. Tamam doğru. Elbisenin e, UNP yani bu olmasına bakmayın. Sonuçta bu elbiseyi biz giymeyeceğiz. Karşımızdaki indirdiğimiz bu meridya giyecek. Onun için hani bunun ee, 3BA'sını falan aramayın bu e, UNP elbisesi Yalnız hani biz giymeyeceğiz bize olmayacak zaten gerek yok bu ikisini indiriyorsunuz Sonra geliyorsunuz dosyadan şunu indiriyorsunuz seçiyorsunuz yani Aşağıda hani şey olduğuna bakma böyle tek tek ayrı olduğuna bakma İstersen Onu takipçi olarak da indirebiliyorsun işte yine başka bir takipçi olarak şey yapabiliyorsun ya da Meridian Replacer falan da diyebiliyorsun da biz zaten hani ana asıl paketi yükledik bu bize soracak biz oradan ne istediğimizi seçeceğiz onun için tek şu üstteki modu indirsek de yeterli <laughs> bir önceki videoda mı ondan önceki videoda mı hatırlamıyorum biz mefturları değiştirdik hatta hemen şuradan göstereyim şu mefturlar biliyorsunuz oyundaki aha bunlar. Buna çevirdik ya biz mefturların bir kısmını. Size ne demiştim? Bazı modların böyle işte aşağı dosyalarına ihtiyaçları kısmına bakın. Değişik şeyler bulursunuz diye. Daha önce benim görmediğim bir moddu heveslendim. Lan dedim ki biz bu kadar onu değiştiriyoruz bunu değiştiriyoruz. Biz bu mefturların sesini niye değiştirmeyelim? Dedim kendim yükledim size de bunu hevesle gösterdim. Yalnız sil. Niye sil? Ses dosyasında bir bozukluk var. Oyununu bozmuyor ama oyunu da oynayamazsın. Nasıl oynayamazsın? Ses sürekli tekrar ediyor kendini ve geri zekalı Bunu yaptığında diğer erkek olan mefturlar da bu e, sesi çıkarıyor. Olmuyor. Yani anladın mı? Güzel olmuyor. Ha çok ararsan bir mod daha var mesela mefturları tamamen dişi yapan mod var. Onu yüklersen onunla mesela belki oynanabilir ama yine oynanmaz. Çünkü sürekli aynı şeyi tekrar ediyorlar. Onun için bu modu sildim. Bana kalırsa sen de sil düzelmiyor çünkü. <laughs> Şimdi. Resident'in ne olduğunu biliyorsunuz. Hazır surat ayarları. Zaten biz bunun fizik ayarlarını da göstermiştik. Surat ayarlarını nasıl yapacağınızı da biliyorsunuz. Size alternatif. Çünkü bu e, Present olayını herkes öyle çok güzel yapamıyor. Bir tane Ben bunun linkini Discord'a koyacağım mecburen. Buraya koyamam da. Şu adam sayfasını tıklasam karşıma ne çıkar acaba? <laughs> yani Çıkıyor yine bir sürü bir şey de. Neyse sıkıntı olmaz herhalde. Neyse çok aşağı inmeyeyim. Bak Mantık şu Okuyacaksın. Mesela şu ne diyor? High poly kafalı yani daha yüksek çözünürlüklü daha kaliteli öyle söyleyeyim size indirmiştik. Yani dışarıdan bir kafa modu indirmiştik hatırlarsanız. Bu sadece yüz değiştiren mod. Yani eğer bu modu indirirsen ve ihtiyaçlarını karşılarsa ihtiyaçlarına bulaşmana gerek yok. Çünkü biz oyunda olabilecek en güzel en nasıl söyleyeyim size makyajından kaşına işte saçına tenine dişine kadar hatta tırnaklarına kadar biliyorsunuz. Biz karakteri bana kalırsa, an yani o YouTube'daki gördüğümüz bütün yerli yabancı kanallardan daha iyi yaptık. ha yani bizdeki karakterler yapabileceğiniz en üst seviye karakterler. İhtiyaçlarına bakmanıza gerek yok. Şu tip hoşuna mı gitti? Bunu indir. Race menuya show race menu yaz oyun içindeyken F9'a bas, oradan karakter gelsin. İşte im, e, nasıl söyleyeyim size? İmparatorluk ırkıysa imparatorluğu seç karakterin tak diye canavar gibi otursun. Sen ihtiyaçlar kısmına bakma. Benim sadece sana söyleyeceğim şey şu okuman lazım. Neyi okuman lazım? Bak mesela bu sadece karakter tipi. Bunu yüklemek istiyorsan hatta tıklayalım bakalım ne çıkacak. Bak diyor ki ee, takipçi diyor ve diyor NPC Replacer. Hani NPC'lerden eğer isterseniz birilerini şu tipe sokabilirsiniz diyor. Onlar da kimmiş? Victoria, Vici ve Iona. Hatırlamıyorum hangi karakterler oyunda bunlar. NPC'ler. Ama dediğim gibi buradan Iona'yı mesela oyunda beğenmediniz. Gelin bunu Iona olarak oyuna yükleyin geçin. Bir güzel bir NPC mi? NPC olarak güzel. Karakter olarak belki oynanmaz ama hani bana göre değil. Gelirsin Şuradan 3BA diyor zaten. Bak yüklersin. Bunu yüklersen burada ne diyor? Takipçi diyor. Eğer takipçi istemiyorsan Victoria Vici'yi değiştirmek bu şekle sokmak istiyorsan burada yazıyor. Ya da Iona'yı gibi. Yani buradan böyle bakın 7 sayfa bir sürü ama bir sürü karakteri değiştirebiliyorsunuz. Dediğim gibi npc'leri ya da işte bu yüz hazır ön ayarları Fena değil adam uğraşmış ee, Onun için bu adamın sayfasını Yani ben Bunu Discord'da linke koyarım Tamam mı Bu neymiş bu şey benim size aldığım şey bak ben buraya e, Megaya yükledim O 3 boyutlu hava e, Havalandırma manifest texture modunu kop da kopyalayacağım. Bu yalnız aramızda kalsın. Bak bunu şiş çaktırmayın ha. Hani. Bu çünkü şeyde yok. o ee, şeyden Nexus'tan falan kaldırıldı. Artık kimin modundan oradan onu arakladı, oradan onu arakladı da müsaade istemeden yaptı ya da kızdı mı bilmiyorum. Modda bir sıkıntı yok. Mod canavar gibi çalışıyor. <laughs> Dediğim gibi modu yüklerken size rengini falan soracak. Oradan rengini seçerseniz sonraki sayfada da işte şu oyun paketini kullanıyor musun falan diye soracak. Çünkü bu havalandırma menfezini bir tık böyle böyle büyütüyor gibi yapıyor. Onun için dediğim gibi oradan seçersiniz kafanıza göre yükle geçersiniz. Ama bunu dediğim gibi sessizce çaktırmadan girin Discord'da linki bulun indirin geçin. Bu mod kalktı. Başka bir şey var mı? Başka bir şey yok. İyi geceleriniz olsun. Bir sonraki videoda ne yapacağımız zerre bilmiyorum. Artık önüme geleni yükler geçerim. Burama geldi. Zaten sonra artık belli bir sıra bir strateji izlemem zannetmiyorum ama hala birçok modumuz var yüklenecek. Valla ben hayvan gibi bir sürü takipçi yükledim haberiniz olsun bir sürü kullanmayacağım ama dediğim gibi işte geçerken yanında tepine bakacağım sadece beğendiklerimi işte elbiseli hali olanlar da var onları da yükledim normalde yükledim hepsini yükledim hatta bak pantiyomdan da yükledim. Normal e, şeyden de yükledim. Ne derler ona? Word'den de yükledim. Haberiniz olsun. Ben 1228 moda gelmişim. Mod sayısı önemli değil dediğim gibi. Önemli olan zaten şöyle bir şey var. YouTube'a video çekeceğim mesela oyun için. Hani böyle kaliteli göstereyim diye. Hiçbir şey yapmama gerek yok. Yani bir 40 tane modla zaten oyunu canavar gibi gösterirsiniz. 3 tane yeşilliği çakarsınız. Oradan bir havayı çakarsınız. Bir gökyüzünü çakarsınız. Bir ENB, bir ayarlar. İşte bir yer zemin tekşiri. Parallax'ı açacaksın canavar gibi diyeceksin ki Aha benim Skyrim'im bu diyeceksin YouTube'da. Ben öyle yapmıyorum. Oyun bu modlama rehberi. Hani oyunda neler modlanır demeyeyim de Hani e, modlamanın mantığı nedir? nereye kadar bokunu çıkartabilirsiniz benim olayım o onu göstermekti her şeyi yüklemek zorunda değilsiniz ve biliyorsunuz kendinize iyi bakınız iyi geceler